Günaydın arkadaşlar. Bugün de günümüze kahyalarda başladık. Bu bahçemiz arkadaşlar, açık muz görüldüğü gibi. Geçen sene dikimi çok güzel bir ortalamayla bitirmiştik. Şimdi bahçemizin bir ucundan dolaşarak sizlere hem yeni doğran dallarımızı göstereyim. Hem fidanları bir ucundan dolaşarak gidelim arkadaşlar. Yani açık buzun da çok rahat iyi bir gübreleme, iyi bakımla olabileceğinin en iyi göstergelerinden birisi bu bahçemiz arkadaşlar. Çok güzel, çok kaliteli dallar. Bildiğiniz gibi açıkta hem bodur var hem azman var ki bahçemiz bodurdur. Bunu da söyleyeyim. Bölge olarak biraz rüzgara açık bir bölge. Bahçemizin olduğu yer. Bodur olması bir yandan da şart oluyor artık. Yıkılmalar fazla olduğu için bu bölgede. Fidan, çok kaliteli fidanlarımız var. Fidan sayımız fazla. Gelen dallarımız yanında. Arkadaşlar, açıkla kapalının üretim olarak ne farkı var diye bazen soruluyor bize. Açıklarda senede bir sefer ürün alırız. Bu bitkilerimiz de seneye bu zamanlara doğum yapacak. Sera içerisinde ise senenin her dönemi doğum yaptırabiliriz. Fidanlara, fidan ayarını yaparak, ki yapılan da zaten bu. Açıkla arasındaki fark o. Açıkta bir sefer alırız. Çünkü kış dönemi doluydu, rüzgardı. Kötü hava koşullarına karşı bitkinin direnci az olduğu için mecburen böyle bir yöntem seçiliyor. Gübreleme bakım olarak da özellikle Mart ayından başlayarak arkadaşlar, ki biz o dönemi onarım dönemi diyoruz. Yani taban gübresi veriliyor. Bu dala kesilmiş bitkilerimizin takozları ayıklanıyor. Gübrelemeye baştan olması gerekiyor. Ne zamana kadar arkadaşlar? Ta Eylül ortalarına kadar devam edilmesi gerekiyor. Çünkü bu doğumların Ağustos'un içerisinde bugünlerde %90'ının bitmiş olması gerekiyor açıklarda arkadaşlar. Göründüğü gibi bahçemizde zaten bu olay gerçekleşmiş durumda. Bunlar da ne zaman bize döner? Şubat içerisinde, Mart içerisinde, bir kısım Şubat'ın başlarında bize döner arkadaşlar. Ama çoğunluğu dediğimiz gibi Şubat'ın içinde olur. Bu Eylül'e sarktığı sürece, Ekim'e sarktığı sürece çok ileriye kadar, pardon, bazen de böyle düşebiliyoruz. Ya da düşme tehlikesi yaşıyoruz. Normaldir. Evet arkadaşlar, Ağustos sonu Eylül'e, Ekim'e sarkan doğumların bize geri dönüşü Nisan sonlarına kadar gidebiliyor. Bu da hiç iyi bir şey değil. Hem fidanın gelişmesi hem de kötü hava koşullarına karşı bitkileri korumak zorlaşıyor. Yanındaki fidan da düzgün gelişmiyor. Onun için Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos diye bahsettiğimiz o 6 aylık dönemde çok iyi bir gübreleme ile bitkilerimizi doğumunu yaptırmamız lazım. Evet arkadaşlar, bahçemizdeki genel durum bu. Ben bir yönden hem açık muzun
kapalıyla farkını anlatırken bir yandan da bahçemizdeki durumu sizinle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, saat 7.30, biz arazideyiz. Biraz da işimize geliyor çünkü bu saatler biraz daha serin oluyor. Ve böyle güzellikleri gördüğümüz zamanda da bir kere daha kendi mesleğimizden ben kendi adıma gurur duyuyorum, keyif alıyorum. Bugünlük burada başladık. Buradan kapalıya doğru devam edeceğiz arkadaşlar.